2022 yılının Sivas'ta tarımını değerlendirecek olursak, 2022 yılı Sivas'ımızda dolu dolu bir yılın sonuna gelmiş olduk. Biliyorsunuz dünyadaki bu gıda savaşlarının çok yoğun olduğu bir dönemde Sivas'ımızın da hava şartlarının düzgün gitmesi, iklim şartlarının düzgün gitmesi, yağışın olmasından dolayı da bu sene mesela Sivas'ta buğday rekoltemiz gerçekten en üst zirveye çıktı. Bunun yanında şeker pancarı, bunun yanında ayçiçek, bunun yanında yem bitkileri, bunun yanında patates, bunun yanında meyvecilik. Sivas'ımız 2022 yıl için dolu dolu geçti. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı biliyorsunuz buğday fiyatlarını açıkladığı zamanlar çiftçimiz buna çok memnun oldu. Buna ben bundan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alması ve çiftçimizin de bu sene mükemmel bir para kazandı. Burası buğdayda işte arpadadır, çavdadadır, tritikaledir. Şimdi kısa zamanda da bu şeker pancarı hasatı başlayacak. Biliyorsunuz biz 4-5 tane şeker fabrikasına ham maddesini Sivas'ın neredeyse tamamını Sivas vermiş oluyor. Ben isterim ki 2023 yılında böyle dolu dolu gitmesini isterim ama Sivas'a baktığımız zaman gerçekten Sivas bu sene biraz da buğdayda, diğer ürünlerde de altın yılını yaşamış oldu. Belki bazı lokal küçük yörelerde de kuraklık oldu Sivas'ımızın belli yerlerinde ama buna da devletimiz kuraklık desteğinin sözünü verdi. Bunu da vermiş olacak. İnşallah 2023 yılı da böyle gider ama 2022 yılımız şu anda çiftçimizin hiçbir sıkıntını yaşamadığı, devletimizin, çiftçimizin, ziraatolarımızın, Tarım İl Müdürlüğümüzden beraber istişare edilerek bu sene çok başarılı bir yıl olmuş oldu. Çiftçimiz de memnun olmuş oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Biliyorsunuz dünyadaki su savaşları, iklimin değişikliği, artık kuraklığın had safhalara ulaştığı mekanlarda bu büyük sıkıntı. Ben daha önceden de bundan 3-4 yıl önce de geldiğimizde de hep şunu söylemiştim. Ha biliyorsunuz ülkemizde bir bu virüsten dolayı büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Bilim kurulu kurulmuştu. Ben hep bunu söyledim. Dedim ki artık kuraklık Türkiye'de de bilim kurulu kurulması lazım. Çiftçimizin buna göre yönlendirilmesi lazım. Başta Tarım Bakanlığımız, üniversitelerimiz, tarım il müdürlüklerimiz, ziraatolarımız yani tarımın paydaşlarıyla bilinçli insanlardan bunu şimdiden tek birini alarak kuraklığın nasıl kullanılacağını, nasıl en asgari şekilde Türkiye'nin atlatacağı şekilde bunu anlatılması gerekiyor. Ben özellikle Tarım Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Çünkü gelmeden, o sıkıntıları gelmeden şimdiden hazırlık yapılması lazım. Kuraklık ve iklim değişikliği şu anda dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bizim ülkemizde bunu en çok iliklerine kadar hisseden bir devletimiz var. Bunun içinde de Sivas ve İç Anadolu daha çok bunu hissediyor. Biz burada gücümüzün yettiği kadar ziraat olarak tüm çiftçilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunun bilimsel tekniklerinde anlatmak lazım.